gelelim asal çarpanları ne? Ayırma. Bir doğal sayı asal sayıların çarpımı şeklinde yazma işine ne diyoruz? Asal çarpanlarına ayırma diyoruz. Örnek. Mesela 120 asal çarpan ayırma diyorsa al o 120 çarpanlar asal olacak şekilde ne yap? Düzenle. Ama her bir asal sayı sadece bir defa yazılacak. Birden fazla yazamazsın arkadaşlar. Tamam. Ne yapalım? Ortaokulda da anlatmıyorlardı arkadaşlar. Asal çarpanı ayırma. En küçük asal sayımız kaç? 2. 2'ye böldüm. Kaç? 60. Eğer o asal sayı bölünüyorsa bölme işlemine devam et. Kaç? 30. 2'ye böldüm 15. Artık bölünmüyor. Ya 3'e ya da 5'e böleceksiniz. Fark etmiyor. 5'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Tamam. Peki şuradakilerin çarpımı. Kaç tane 2 var? 3 tane 2 var. 1 tane 3 var. 1 tane 5 var. Onu da ne yapıyorum? Üssü ifade olarak yazıyorum. 2'nin kübü çarpı 3 çarpı 5. Şimdi üsler pozitif tam sayı. Tabanlar da asal sayı ise bu sayım asal çarpanına ne yapmış yapılmış oluyor? Ayrılmış oluyor. Hocam ya ben 2'den mi başlamam lazım? Ya istediğinden başla. Mesela aklıma ilk gelen. Hocam 8'e bölünüyor değil mi? 120'yi 8'e böldüm 15. Aa 3'e bölünüyor 5'e bölünüyor. Şunların çarpımı 8 çarpı 3 çarpı 5. Ama bunu 8 olarak bırakmayacaksın. 8 neyin kübü? 2'nin kübü çarpı 3 çarpı 5. Hocam bunu yan yana yazsam olmaz mı? Olur. Mesela aklıma kim geldi? 12 çarpı 10 geldi. Ama bunlar asal mı? Değil. 12 ne demek? 2'nin karesi çarpı arkadaşlar 3 demek. 10 ne demek? 2 çarpı 5 demek. Tabii ikileri böyle bırakmayacağım. Ne yapacağım ikileri? 2 üzeri kaç arkadaşlar? 3 çarpı 3 çarpı 5. İstediğiniz gibi asal çarpanı ayırabiliriz. Tamam mı? Geçiyorum. Peki 120 sayısını bölen kaç tane asal böleni var desem? Hemen tabanlara bakacaksınız. 2, 3 ve 5. Bunu bölen kaç tane asal böleni var? 3 tane. Hangileri? 2, 3, 5. Bunların toplamı ne? 2 artı 3 artı ne diyeceğiz? 5 diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Kaç tane bunun asal böleni var? Yine 3 tane asal böleni var diyoruz. Geçiyorum. Yukarıda kare içinde verilen sayılardan hangisinin farklı asal çarpan sayısı diğerlerinden fazladır? Her birinin asal çarpanlarının adedini bulacağız. Asal çarpanını ayıracağız. 36 ne demek? 4 çarpı 9. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. Kaç tane asal bölen var? 1, 2 tane. 45 ne demek? 9 çarpı 5. Yani 3'ün karesi çarpı 5. Kaç tane asal böleni var? 1, 3, 1 de 5, 2 tane. 60'a bakalım arkadaşlar. 4 çarpı 15. Yani 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. Bunda kaç tane geldi? 1, 2, 3 tane. O zaman bu diğerlerinden fazla. 147'ye ne yapacağız? 49 çarpı 3. 7'nin karesi çarpı 3. 2 tane asal çarpanımız var. 363'e ne diyeceğiz? 11'in karesi çarpı 3. 2 tane 11 ve 3. 2 tane asal çarpanı var. Geçiyorum. Şimdi bu sayının farklı asal bölenlerini toplamış. Şimdi aradaki işlem ne? Artı. Değil mi? Asal bölenleri bunda asal çarpan ayırmam lazım. Aradaki işlemde ne olacak? Çarpma olacak. Bunu düzenleyeceğiz. Ortak çarpan parantezini almaya çalışmam lazım. Şimdi o 22 gördüğüm yeri. 22, 33, 44. Hepsi 11'in katı değil mi? 11 çarpı 2. O üst 2 hem 11'in karesi hem de 2'nin karesi değil mi? Artı çarpı. 33 ne demek arkadaşlar? 11'in karesi çarpı 3'ün karesi. 3 çarpı 11. 44 de 4 çarpı 11 olduğuna göre 11'in karesi çarpı 4'ün karesi. Ortak 11'in karesi parantezini alırsam şuradan 2'nin karesi. Ortadakinden ne gelir? 3'ün karesi artı 4'ün karesi gelir değil mi? Toplayalım bunları. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 13. 16 daha kaç? 29. Çarpı 29. Tabanlar asal ise bu sayı asal çarpanlarına ne yapılmış? Ayrılmış demek. Tabanlar asal mı? Evet. Bunun kaç tane asal böleni var? 2 tane. Kimler bunlar? 11 ile 29. Bana da diyor ki farklı asal bölenleri topla diyor. Yani 11 ile 29'u alıyorum, topluyorum. Kaç oldu burası? 40 oldu. Tamam mı? Geçiyorum. Şimdi n bir tam sayı olmak üzere 150 bölü n ifadesi bir asal sayıya eşittir. Buna göre n'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Asal bölenleri eşitlemeye çalışacağız. Evet, asal bölenlerini eşitlemeye çalışacağız. Ya orada hocam n 150'yi bölüyor. Teker teker 150'yi bölen 1 var. 1 yazayım, sonuç asal değil. 2 var, 2 yazayım, sonuç asal değil. Bunu yapacak halimiz yok değil mi? Evet, şimdi sonuç arkadaşlar. 150 n'e böldüğünüz zaman elde edeceğiniz sonuç 150'nin bölenlerinden biri değil mi? Sonucun da asal olmasını istiyorsa sonuç ne olacak? 150'nin asal böleni olacak. Değil mi? 150'nin asal böleni yapan n'leri arıyorum. Öncelikle 150 asal çarpanlarına ayıralım. 150 ne demek asal çarpanına ayırsam arkadaşlar? 2 çarpı 3 çarpı 5'in nesi? Karesi. 25 çarpı 6. Doğru mu? O halde şu 150 bölü n ne olabilir? 2 asal olabilir. Değil mi? Sonuçta içer dışa çarpma yaptığın zaman 2 ile n 150'nin çarpanı böleni değil mi? Evet. Sonra buradan n kaç oluyor arkadaşlar? 152'ye böldüğüm zaman
75. Sonra 150 bölü n'in sonucu ne olabilir? Diğer asalımız kaç olabilir? 3 olabilir. Buradan n kaç oldu? 50 oldu. Değil mi? Sonra 150'nin neresi arkadaşlar? 150 bölü n ne olabilir? Diğer asalımız 5 olabilir. Buradan n kaç olur? 30 olur. İşte bunları ne yapacak diyor? Topla diyor, değil mi? 30'umuz burada. 50 daha 80. 75 ile de toplasam 155. Cevabımız A seçeneği. Tamam mı? Tutup teker teker 150'nin bölenlerine bölmemize gerek yok. Bazen kazmalar böyle yapıyor. Böyle düşünüyorlar yani. Evet, geçiyorum. Şimdi bir A doğal sayısının güzel bir soru. LYS 2016 sorusu. Bir A doğal sayısının asal bölenlerinin toplamı. Almış, asal çarpanı ayırmış ve toplamış. 12 çarpı A sayısının asal bölenleri toplamından 3 eksik. Yani 12 çarpı A'nın asal bölenin toplamı A'dan kaç fazla oluyor? Madem o ondan 3 eksikse 3 fazla. Doğru mu? Evet. Bunun asal bölenleri toplamı bundan kaç fazla o zaman? 3 fazla. Öyle değil mi? Madem yukarısı aşağıdakinden 3 eksikse aşağıdaki yukarıdakinden 3 fazla. Peki bu A doğal sayısının asal bölenin toplamı 70 çarpı A'dan kaç eksikmiş? 5 eksikmiş. O zaman 70 çarpı A'nın asal bölenin toplamı diğerinden kaç fazla? 5 fazla. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi bak şöyle bir örnek versem. 2'nin karesi çarpı 5. Diğeri de 2'nin karesi çarpı 5 çarpı 7 diyorum. Mesela bana bunun asal bölenlerin toplamını söyler misin? Şuna 7 demeyelim de 11 diyelim. 5 çarpı 11 diyelim. Bunun asal bölenlerin toplamını söyler misiniz? 7. Şunun asal bölenlerini toplayıp bunu söylersiniz. Kaç oldu? 18 oldu. Şimdi bu 7 ya. Şundan kaç fazla oldu? Kaç fazla oldu? 11 fazla oldu. Bu şu demek mi? Eğer desem ki yukarıdakinin asal bölenine x dersem aşağıdaki de x artı 11 ise demek ki 11 aşağıdakinde var, yukarıdakinde yok. Böyle bir sonucu çıkartamaz mıyım? Çıkartamaz mıyız? Bakın 7'ye x deyin. Birinde x ise diğerinde oldu. X artı 11 oldu. Demek ki 11 sadece aşağıda var. Yukarıdakinde yok. Şimdi istediğiniz kadar 2'nin kuvvetlerini artırın azaltın. Asal bölenleri toplamını etkiler mi? Hayır. He? Etkilemiyor bak. Şimdi o zaman gelelim buraya. Bakın A'nın asal bölenleri toplamı ne olsun? X olsun. 12 çarpı A'nın asal bölenlerinin toplamı kaçmış? X artı 3'müş. Demek ki bak bu 12'de hangi asallar var? 2'nin karesi çarpı 2 ve 3 mü var? Demek ki o 3 kesinlikle sadece 12'den geliyor. A'nın içinde 3 yok. Çünkü 3 fazla diyor. Tamam mı? Peki bu 2 kimin içinde var? 2 A'da var. Evet. Ne diyeceğiz arkadaşlar? A'da 2 var. Asalı var. Peki diğerine de bakalım bak. Şimdi şu 70 çarpı A'ya bakalım. 70 çarpı A'nın asal bölenleri toplamı kim? X artı ne demiş? Yukarıdakinden 5 fazla. X artı 5. Şimdi bu 70'in asal bölenleri kimler var arkadaşlar? 2 var. 5 var. Bir de 7 mi var? 2, 5, bir de 7 var. Şimdi bak 5 fazla olduğuna göre bu 7 kesinlikle A'da ortak. 2 de A'da ortak ama 5 sadece kimde var? 70'in kendisinde var. Tamam mı? Bu durumda A'nın içinde hangi asallar var kesinlikle? 2 ve 7 var. Ve bana diyor ki A sayısının alabileceği en küçük değerin rakamları toplamı. O zaman A'ya ne diyeceğim en küçük? Madem içinde 2 ve 7 çarpanı 7 asalları varsa 2 çarpı 7'dir en küçük. Bunların kuvvetlerini de arttırabilirsiniz arkadaşlar, tamam mı? O yüzden en küçük diyor. O zaman burası 14 oldu. Bu 14'ün de rakamları toplamı nedir diye soruyor. 1 ile 4'ü topladım 5 oldu. Cevabımız B seçeneği. Tamam mı? Murat anladık mı? Geçiyorum. İsa öğretmen matematik dersinde tahtaya şöyle bir yazı yazmıştır. Farklı asal bölenlerinin toplamı asal olan pozitif tam sayılara toplam asal sayı denir. Bak farklı asal bölenlerin toplamı ne olacak? Asal olacak. Örneğin 34 sayısı asal çarpanı ayırın 2 çarpı 17. 2 de 17'nin toplamı kaç? 19 asal. Dolayısıyla bunun bir adı var. Ne diyoruz? Toplam asal sayı diyoruz. Mesela 6 sayısı. Ne demek arkadaşlar 6? 2 çarpı 3 demek. Buradaki 2 ile 3'ü toplayın kaç oldu? 5. 5 asal mı? Asal. O halde sen bir toplam asal sayısın. Tamam mı? 20'ye bakalım. 20'yi asal çarpanı ayıralım. 2'nin karesi çarpı kaç? 5. Bunun arkadaşlar asal bölenleri kim? 2 ile 5. Bunları toplayacağım. Kaç oldu? 7. 7 asal sayı mı? Evet. O zaman sen de bir toplam asalsın. 33'e bakalım arkadaşlar. Bu da 3 çarpı kaç? 11'dir. Farklı asalların toplamı, asal bölenin toplamı 3 artı 11. 14. 14 asal bir sayı mı? Değil. 14. Asal değil. Yani öyle oluyor. Değil mi? 14 asal değil. O halde
Şurası toplam asal sayı değildir. 44'e bakarsanız hangi asal bölenleri var? 2 ile 11. Toplayın 13. Asal mı? Asal. 58'e bakalım. 29'da 2. Toplayın 31. Asal mı? Asal arkadaşlar. Şimdi K bir asal sayı. K artı 2 sayısı asal oluyorsa veya demiş. 2 fazlası ne? 2 asal sayının çarpımı biçimde yazılabiliyorsa K'ya ne dedik? Bir çen asalı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir çen asalı değildir? Şimdi seçeneklerin hepsine bakacağım. 2 fazlası ya asal olacak ya da 2 sayının ya da 2 asal sayının çarpımı şeklinde yazabilecek, değil mi? 37'ye bakalım. 37'nin 2 fazlası kaç? 39. 39 asal değil ama 2 asal sayının çarpımı biçimde yazılabiliyor mu? Evet. Şuna uymuş değil mi? İkincisine uyuyor. 61'e bakalım. 61'e 2 ekledim. 63 oluyor. 63 ne? Asal değil. Aynı zamanda bu 7 çarpı 9 değil mi? 9 asal mı? 2 asal sayının çarpımı biçimde yazılamadı arkadaşlar. Veya 21 çarpı 3 diyeceksiniz. 21 asal mı? Hayır. Dolayısıyla sen çem asalı değilsin. Peki diğerlerine bakalım. 67'ye bakalım. 2 ekleyin. 69 asal değil ama 2 asal sayının çarpımı biçimde yazılabilir mi? 23 çarpı 3. Evet asal. 71'e bakalım. 2 fazlası kaç? 73. Direkt bu asal zaten ilkini sağlıyor. 89'a bakalım. Buna 2 ekleyelim. 91. 91. Evet. 13 çarpı 7. 13 ve 7 asal. 2 asal sayının çarpımı biçimde yazıldı. Sen bir çen asalısın. İsmi de güzelmiş değil mi? Çen. Çen çen çin çin. Geçtim. Şimdi gelelim pozitif bölen tam bölen. Şimdi bir A doğal sayısını kalansız olarak bölebilen pozitif tam sayılara ne diyeceğiz? A'nın pozitif bölenleri, negatif tam sayıları, A'nın tam negatif bölenleri, tam sayılar da A'nın tam bölenleri. Şimdi tam bölenleri dediğimiz zaman pozitifte olabilir, negatifte ne yapabilir? Olabilir diyor. Örnek, bakın 6'nın pozitif bölenleri. 6 kime bölünüyor? 1'e, 2'ye, 3'e, 6'ya. Kaç tane pozitif böleni var? 4. Birazdan bunların adedini bulmayı da göreceğiz, tamam mı? Peki, ya bunu bölen 4 tane pozitif böleni varsa aynılarının eksilisi. 4 tane ne vardır? Bunu bölen negatif sayımız vardır. Peki 4 tane pozitif, 4 tane de negatif oldu. Toplamda kaç tane bunu tam bölen sayısı var? Tam bölen sayısı 8 tane var. Tamam mı? 8 tane bunu tam bölen sayı var. Şimdi yani burada bana bir sayı verip pozitif bölenleri isteyebilir. Negatif bölenlerini isteyebilir. Tam bölenlerini isteyebilir. Asal bölenlerini isteyebilir. Asal olmayan pozitif bölenlerinin sayısını isteyebilir. Asal olmayan tam sayı bölenlerinin sayısını isteyebilir. Asal bölenlerin toplamını isteyebilir arkadaşlar. Tek bölenlerin adedini isteyebilir. Çift bölenlerinin adedini yapabilir, isteyebilir. Bunların hepsine cevap vereceğiz. Şimdi gelelim sorularımıza, birazdan ona da geleceğim. Şimdi 72 misketin tamamını N tane öğrenciye aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır. Her bir öğrenci eşit sayıda misket alacaktır. Tamam. O zaman N72'yi kesinlikle ne yapacak? Bölecek. Her bir öğrenci eşit sayıda diyor. Her bir öğrenci en az 3. Yani o 72 bölü N'in sonucu en az 3. En çok da 24 misket alacaktır. Yani 72 bölü N'in sonucu 3'e 24 arasında. 3 ve 24 dahil. Evet. O sonuçta bilinmeyen orada. Yani o n ne olabilir? 2 olabilir. 2 öğrenci var. Zaten bak sana ne demiş? N'i alabileceği kaç farklı değer var? O n neyi biliyorum? 72'nin kesinlikle böleni midir? 72 kime bölünüyor? Ama her böldüğü sayı da almayacağım. Neden? Çünkü sonuç ne olacak? 3 ile 24 arasında olacak. Örneğin n ne olabilir? 72'nin kesin bölenidir dedik değil mi? 72'nin bölenleri kimler arkadaşlar? 72'nin bölenleri söyleyelim. 1'e bölünür. 2'ye bölünür. 3'e bölünür. Başka? 4'e bölünür. 6'ya bölünür. Başka? 8'e bölünür. 9'a bölünür. Evet. 12'ye bölünür. 18'e bölünür. 24'e bölünür. 36'ya bölünür. Bir de 72'ye bölünür değil mi? Peki 72'nin kaç tane böleni var? Ne yapıyorduk? Birazdan anlatacağız. Diyeceğim ki bu adedini bulmak için. 72 asal çarpanına ayır. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi. Sonra üstleri ne yap? 1 artı. 3 artı 1 çarpı. Ün üssü. Kaç oldu? 4 çarpı 3 oldu. Kaç? 12. 12 tane pozitif böleni var. Sayalım. Burada 12 tane var mı? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bak 12 tane var. Eksik yazmamışız. Peki acaba bunlardan hangilerini 72 bölü n şeklinde yazdığım zaman sonuç 3'e 24 arasında olur? Örneğin
Arkadaşlar n 1 olamaz. Neden? 72 bölü 1. 72. Ne diyor? 24'ten ve az olacak arkadaşlar. En çok 24 olabilir. 2 olsa 3 olabilir mi? Evet olabilir. Peki sonrası 4 olabilir, 6 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir. 18 olsa 72 18'e bölün. Olur. 24 olsa 3 oluyor. Ama 36 72 bölü 36 olmadı. 72 bölü 72 olmadı. Kaç tane? 4 tane eledim. 8. Hocam teker teker 72'nin bölenlerini yazdınız da bu çok daha büyük sayı olsaydı. Ben teker teker yazacak mıydım? Hayır. Benim elediklerim kim? Başlarda ve sonlarda. Arkadaşlar başta bir başlara bakacaksınız. Küçükten başlıyorsunuz. Bir de sonlara bakacaksınız. Zaten aradakilerin hepsi bunu ne yapar? Sağlar. Tamam. Çok büyük bir sayı olsaydı da bunu böyle düşünecektik. O halde kaç farklı değer alabilir? 8 farklı değer alabilir. Cevabımız C seçeneği. Geçiyorum. Yukarıdaki tablonun hücrelerine bir C sayısının tüm pozitif bölenlerini soldan sağa artacak biçimde yerleştirilmiştir. Buna göre A, B, C toplamı kaçtır? Şimdi biraz önceki soruya geri gelmek istiyorum. Bak bak şimdi. Şu 72 ile 1'i çarp kaç? 72. Baştan 2 ile sondan 2'yi çarp 72. Baştan 3 ile sondan 3'ü çarp 3'e geç pardon 3'ü çarp 72. 4 ile 18'i çarp 72. 6 ile 12'yi çarp 72. 8 ile 9'u çarp 72. Arkadaşlar baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimleri çarptığınız zaman sayıyı verir. Sayının kendisini veriyor. Kimin bölenlerini yazdıysak onun bölenlerini veriyor. O halde ben hemen soruma geri dönüyorum. Arkadaşlar baştan 3, sondan kaç? 3 mü? Sayım nedir? Biliyor musunuz buradaki sayılar? Kimin bölenleri bunlar? 5 çarpı 14 mü arkadaşlar? Yani bu 70'in böleni. Tamam. Bak ne demiş? Yukarıdaki tablonun hücrelerine bir C sayısının tüm pozitif bölenleri soldan sağa artacak biçimde yerleştirilmiştir. Buna göre A, B, C toplamı nedir? Buradaki sayılar kimin bölenleri? Baştan ve sondan eşit uzaklıktaki sayıların çarpımının bölenleridir. O halde 70 ya. 70 kime bölünüyor? 70. Diğer bölenleri de hemen bulalım. Kime bölünüyor 70? 1'e bölünüyor. Başka? 2'ye bölünüyordu. 5'e bölünüyordu. Başka? 7'ye bölünüyordu. 10'a bölünüyor. 14'e bölünüyor. 35'e bölünüyor. Bir de zaten kendisi. İşte benden ABC toplamını istiyor. A'mız kaç? 10. B'miz 35. C'miz kaçtı? 70. C'miz de 70'ti. C sayısı demiş. Kaç oldu arkadaşlar burası? 115 mi oldu? Cevabımız E seçeneği. Anlaşıldı mı? Evet. Furkan öyle bir evet diyorsun var ya. Evet. AYT 2018 sorusu. N ve K pozitif tam sayılar olmak üzere. Şöyle bir sembol kullanmış. Şimdi bu sembol diyor ki eğer N sayısı K'ya tam bölünüyorsa değil mi? Bu işlemin sonucu N bölü K. Eğer N sayısı K sayısına tam bölünmüyorsa cevap ne? 0. Bakın 10 sayısı 2'ye tam bölünüyor mu? 10 bölü 2 5. Peki 10 sayısı 3'e tam bölünüyor mu? Hayır. Ne oldu cevap? 0. Buna göre N2 ile N3'ün toplamı kaç? 10'muş. N sayıların toplamı kaçtı? Şimdi arkadaşlar N2 ile N3'ün toplamı 10 ya. N sayısı 2'ye tam bölünür, bölünmeyebilir de. N sayısı 3'e tam bölünebilir, bölünmeyebilir de. Hocam 4 durum mu inceleyeceğiz? Hayır. Her ikisi de bölünmemezlik durumunda olursa cevap ne olur? 0 artı 0, 0 olur değil mi? Demek ki biri bölünür, diğeri bölünmeyebilir. Veya ilki bölünmez, diğeri bölünebilir. Veya ikisi bölünebilir. 3 duruma bakacağım. Başlıyorum. Farz edelim ilki için 2'ye tam bölünsün. Tamam mı? Diğeri de ne yapsın? Bölünmesin. Bölünmese ne diyeceğiz? 0 diyeceğiz. Eşittir kaç? 10. Buradan en kaç oldu? 20 oldu. Ama ben ne dedim? İlkine tam bölünsün, ikincisine 3'e bölünmesin. Şimdi bu 20 sayısı 3'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman aradığım sayıdır. Tamam mı? Peki gelelim şimdi 3'e bölünsün. 3'e bölünsün. 2'ye bölünmesin. 2'ye bölünmüyorsa 0. 3'e bölünürse n bölü 3. Eşittir 10'dan. Kaç oluyor? N burada 30. Arkadaşlar bu 30... Kime de bölünüyor? 2'ye de bölünüyor. O yüzden buna almayacağım. Tamam mı? Şimdi geldim sonuncusuna. Bir de hem 2'ye bölünsün hem de 3'e bölünsün. Bu durumda n kaçtır? 12. N 12'dir değil mi? Peki 12 hem 2 hem de 3'e bölünüyor mu? Evet. Dolayısıyla n 12 olabilir. O halde n ne olabilir? Bir 20 olabilir. Bir de 12 olabilir. Bunların toplamı kaç diyorum? 32. Devam edelim. Devam edelim. TET 2019 sorusu. Barış'ın elinde 3, 4, 5, 6 ve 10 kilogramlık birer ağırlık ile 1 kilogramlık bir miktar ağırlık bulunmaktadır. Barış bu ağırlıkların tamamını eşit kollu bir terazinin başlangıçta boş olan kefelerini her bir kefesinde bulunan ağırlıkların çarpımı birbirine ne olacakmış? Eşit olacakmış. Şekilde yerleştirdiğinde
Bu terazi dengeye geliyormuş. Yani ağırlıklar birbirine ne oluyormuş? Eşit oluyormuş. Buna göre Barış'ın elindeki 1 kilogramlık ağırlıkların sayısı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar, şöyle terazimizde, tamam mı? Tamam. Terazinin kefeleri bunlar olsun. Şu 2, 4, 5 tane sayımız var. Bir de elimizde 1 var, tamam mı? Ama 1'den ne? Yeteri kadar var arkadaşlar. Şimdi bunları alacaksınız. Sağ ve sol kefeye dağıtacaksınız. Ama çarpımları ne olacak? Eşit olacak, tamam mı? 1 zaten etkisiz eleman, değil mi? Çarpımları fark etmiyor. Bir de dengede şimdi, kalacak. Ağırlık olarak dengede kalacak, tamam mı? Önce şöyle yapalım. Çarpımları eşit olacak şekilde nasıl ayırabilirim iki kefeye? Bakın 3 çarpı 4 çarpı 5 desem 60 yapar. 6 ile 10'u çarptım 60 mı oldu? Heh. O zaman şöyle yapalım. 3, 4, 5'i şuraya gönderelim. Şu 6 ile 10'u da şuraya atalım. Terazi şu anda dengede mi? Dengede değil. Soldaki ağırlıklar kaç? 3 artı 4 artı 5 değil mi arkadaşlar? Soldaki ağırlıkların toplamı. 3, 4, 5 toplamı. Sağdaki ağırlıklar bu mu? Sağda 16 var. Solda ne var arkadaşlar? 12 mi var? 12, 4. Peki ne yapacağım? O birleri nereye ilave etmem lazım arkadaşlar? Sol tarafa kaç tane bir ilave edersem terazi dengeye gelir. Tamam mı? Bakın şurası 12 artı x yapar. Eşittir 16. Buradan x eşittir 4. Demek ki sol tarafta 4 tane 1 kilogramlık ağırlık olsaydı, değil mi? Terazi dengede olur. Aynı zamanda sağdaki soldakilerin çarpımı da birbirine nedir? Eşittir. Uygulama 6. Kendisi hariç bütün pozitif bölenlerin toplamı kendisine eşit olan sayılara özel bir adımız var. Ne diyoruz? Mükemmel sayı. Örneğin 6'nın pozitif böleneri 1, 2, 3 ve 6 değil mi? Kendisi hariç yani 1'i, 2, 3'ü topladık. Yine kendisine eşit. Dolayısıyla bu bir mükemmel sayıdır diyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir mükemmel sayıdır? Şimdi teker teker bakmamız lazım değil mi? Örneğin 8 bir mükemmel bir sayı mıdır? 8'in kendisi hariç pozitif bölenleri kimler? 1 var, 2 var, 4 var kendisi hariç. Bunların toplamı 8'e eşit mi arkadaşlar? Hayır, mükemmel sayı değil diyorum. Peki 15'e bakalım. 15'in kendisi hariç pozitif bölenleri kimler? 1, 3, 5 arkadaşlar. Toplamı 15 mi? Hayır. 24'e bakalım. Acaba 1 artı 24'ün pozitif bölenleri 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 6'ya bölünür, 8'e bölünür, 12'ye bölünür. Kendisi hariç. Bu zaten 24'ü geçti. Ama 28'e baktığımız zaman arkadaşlar 1'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 4'e bölünüyor, 7'ye bölünüyor. Kendisi hariç bir de 14'e bölünüyor. Toplamı 28 oldu mu? Evet, sağdakilerin toplamı soldaki 28'e eşit. Dolayısıyla 28'e ne diyoruz? Sen mükemmel bir sayısın diyoruz çocuğum. PRT birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere. Bakın 2019 AYT sorusu. P'nin tam sayı katları A'yı kümesini, R'nin tam sayı katları B kümesini, T'nin tam sayı katları C kümesini oluşturuyormuş. 220, 245, 330 ve 350 sayılarından ikisinin mavi renkli kümenin yani şurası, diğer ikisinde sarı renkli kümenin elemanları olduğu biliniyor. Buna göre PRT toplamı kaçtır? Şimdi buradaki PRT ne arkadaşlar? Asal sayılarımız değil mi? Acaba şuradaki sayılar hangi asal çarpanlarımız var değil mi? Hangi asalların katları veya kuvvetleri şeklinde? Önce her bir sayıyı asal çarpanlar ayırmam lazım. Tamam mı? 220. Sonra kim var? 245. 330. Ve 350. 220 asal çarpanı ayıralım. Kaç bu arkadaşlar? 2'nin karesi 5. 2'nin karesi çarpı 5 çarpı 11 mi yapar? Heh. Peki 245'e bakalım. 250 olsaydı 49 çarpı 5 olur. 5 çarpı 7'nin karesi arkadaşlar. 330 asal çarpanı ayıralım. 2, 3, 5 ve 11 arkadaşlar değil mi? Evet 350'ye bakalım. 2, 5, 7. 5'in karesi. Evet. 2 çarpı 5'in karesi çarpı 7. Şimdi arkadaşlar şu 220 sayısı hangi asalların arkadaşlar katları? 2'nin, 5'in ve 11'in değil mi? Peki 245'e baktığımız zaman 5 ve 7'nin. 330'a baktığımız zaman 2, 3, 5'in. 350'ye baktığımız zaman 2, 5, 7 mi? Hepsinde ortak 5 var değil mi? Hepsinde ortak 5 var. Aslında o hepsinde ortak ya 5. O 5 neresi? Şurası arkadaşlar. Hepsinde ortak 5 var. Peki sarı bölgenin içerisine kim giriyor?
ortak olan iki tane var mı? 7. Bak o sarı bölge hem A'nın katı hem de B'nin katı. Sarı bölge ne? Hem A'nın değil mi? P'nin tam sayı katları hem de R'nin tam sayı katları. Şimdi iki tane asal söyleyeceğiz. Sadece ikisinde ortak olması lazım. Çünkü şu kısım ne? Dahil değil. Bu üçünde de ortak olanlardı. Öyle değil mi? Peki sadece ikisinde ortak olan kim var? Arkadaşlar. Hocam. 7 ile bakın. 7 ile kim var? 7 245'e 350'de var. Öyle değil mi? Değil mi? Heh. O halde şu 7'nin olduğu katları sarı veya mavi bölgeden bir tanesini oluşturacak. Fark etmiyor neresinin olduğu. Örneğin bu mavi bölge olsun arkadaşlar. Peki başka ikisinde sadece ikisinde ortak olan kim var? Bir de 11 var değil mi? O 11'de neyi ifade ediyor arkadaşlar? O halde o 11'de sarı bölgede oluyor. Tamam mı? 11'in katları hem A'da hem de B'de. 7'nin katları hem A'da hem de C'de. Peki o 5'in katları nerede oluyor? Şurası oluyor arkadaşlar. Şurası ne? 5'in katı. Şurası kaç dedim arkadaşlar? Sarı bölge. Sarı bölge. 11'in katı dedik arkadaşlar. 11x diyelim. Şurası da kaçın katıydı? 7'nin katı. Buraya da 7y diyelim. Bu durumda PRT toplamı ne oluyor? 5'in, 11'in ve 7 arkadaşlar. Asallarımız bunlar. Toplayalım bunları. Arkadaşlar 23 mi oluyor? Cevabımız E seçeneği.